Halide. Mustafa. Aslan parçam. İyisin değil mi? Saatin yerinde. İyiyim. Merak etmeyin. Sultanım. Hoş geldin şehzadem. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş bulduk. Evlatlarınız nasıllar? Paşamız gideli bir hayli oldu. Masum kalmışlardır. Hünkârım seni bekler. Şehzadem. Nesi var? Hiç. Ayrılık bir hayli üstü. Hadi hünkârımızı bekletme. Sultanım. Rüstem'e. Mühim bir havarisin olduğunu söylemişsin. Aksi halde sizi rahatsız etmezdim sultanım. İbrahim Paşa o bahsettiğin devleti kurup başına mı geçti yoksa? Malumunuz üzere yarın sefere çıkıyoruz. Gitmeden evvel size bir hediye sunmak istedim. Hediye mi? Cüretimi bağışlayın. Fakat sizi memnun edeceğini tahmin ediyorum. Çok merak ettim şimdi. Nasıl bir hediye bu? Kendi gözlerinizle görmenizi isterim sultanım. Şehzadem, hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Merdivan, gözün aydın evladına kavuştun. Sağ ol Hürrem. Müsaade edersen oğlumla hasret gidereceğim. Elbette, şehzademi sizin için hususi bir daire hazırlattım. Malum, sefere gitmek yerine burada bizimle kalacaksınız. Lüzum yok. Ben has odada kalacağım. Halide. Sultanım ben nigar değilim. Dikkatli olun. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri! Hatice'm. Hünkâr. Yolunuz açık. Kılıcınız keskin olsun. Ah. Hürrem, Cihangir'ime iyi bak. Sıhhatiyle alakalı mütemadiyen malumat istiyorum. Evet hünkâr. Siz de yazın. Yazın ki yokluğunuzda cehenneme dönen bu sarayda bir nebze olsun. Huzur bulayım. Allah'a emanet olun. Hürrem. Bekle. Söyleyeceklerimin bir kulağından girip diğerinden çıkacağına eminim fakat ben yine de söyleyeceğim. Nadia. Yani hünkârımızın gözdesi bizzat benim korumam altındadır.
Bırak ona zarar vermeyi. En ufak bir hakaretine dahi şahit olursam. Karşında beni bulursun. Siz zaten benim karşımdasınız. Ayrıca Nadia umurumda değil. Dün gece hünkârımızla birlikteydim. Ona karşı hiçbir şey hissetmediğini söylediler. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Hayır dedim. Tamam. Madem böyle düşünüyorsun. Rahat bırak hatun. Nigar'a karşı da böyle merhametli olsaydınız keşke. Nigar hatasının bedelini ödedi. O hatayı tek başına işlemedi. Ayrıca el kadar çocuğun ne günahı vardı? Çocuk ölü doğdu Hürrem. Eminim öyledir. Bunu artık paşamıza izah edersiniz. Malum. Hem aşkın hem de evladını elinden aldınız. Sultanım bırakın gitsin. Daha fazla sıkmasın canınızı. Hazırlıkla tamam mı Gülşah? Bu sefer bir aksilik olmayacağından emin olabilirsiniz. İnşallah. Bir selam vermek yok mu Hürrem? Sen de mi buradaydın? Bilseydim gelmezdim. Bir hayli mutsuz olduğunu duydum. Kederinden her gece ağlıyormuşsun. Haydi Evren, belanı aramam. Belanın adını söyleyeyim ben sana. Nadia. Onun bir hiç olduğunu söylemiştin ama gördün işte. Hünkârımız pek kıymet veriyor. Öyle ki sefere gitmeden evvel en sonunu ziyaret etmiş. Öyle mi tahmin ediyorsun kendini artık? Senin de akıbetin bu. Benim gibi ateşlerde yanacak. Mahidevran, beni hiçbir ateş yakamaz. Neden biliyor musun? Çünkü ben ateşin ta kendisiyim. Bu halin beni çok üzüyor. Çok korkuyorum. Dayanamıyorum artık. Her an ölümü beklemek. Nadia. Ne olur ağlama. Yarın bitecek bu çile. Seni kurtaracağım. Nasıl kurtaracak? Hürrem Sultan'la konuşacağım. Hakikat neyse anlatacağım. Aradığı hatunu ben olduğumu söyleyeceğim. Benim yüzümden senin başına bir şey gelirse kahrımdan ölürüm. İzin vermezler buna. Kimsenin haberi olmayacak ki. Sen de söyleme. Afif Hatun duymasın, tamam mı? Sana ne olacak peki? Sen beni düşünme. Feruze. Sen çok iyi bir insan. Feruze. Sen ne yapıyorsun burada? Niye geldin? Ya bir gören olduysa? Kimse görmedi ağam. Hey Allah'ım. Bir daha gelmek yok. Zinhar yasak. Heh, iyi. Alın şunları yiyin. Sonra da doğru işinin başına. Gel.
Afife Hatun'um. Söyle Keza. Şeker Ağa yolladı bunu size. Baklava mı? Fıstıklı hem de. Siz çok seversiniz. Nereden cevap etti durup dururken? Mahidevran Sultanımızın emriyle bütün hareme dağıtıldı. Şehzade Mustafa için dediler. İyi madem. Bırak şuraya. Nadia'ya baktın mı? Oradan geliyorum ben de. Firuze de yanındaydı. Ey Allah'ım. Bu hatun hiç laf dinlemiyor. İfşa edecek kendini. Keza, gözün üstünde olsun. Evet, sen niye yemiyorsun? Ben çok yedim, çok. Güzel de yapmış kafir. Dedim. Bugün konuşacaktım, anlatacaktım her şeyi. Onu değil, beni öldürün diyecektim. Kes sesini. Artık faydası yok. Söz vermiştiniz bana. Onu koruyacağım demiştiniz.
Ne oluyor? Nasıl girersiniz böyle? Hürrem, Nadia'nın canını almış. Taşlığın orta yerine asmışlar hatunu. Hürrem Sultan olduğu ne malum? Deliliniz var mı? Mutlaka bir gören duyan olmuştur. Onun bunun lafıyla mı itham edeceğiz sultanı? Sultan beni zehirlediği vakit bile hünkârımız inanmadı. Şimdi mi inanacak? İlaveten hünkârımızın haremiyle ilgili karar verme yetkim yok. Sultanım, seni defalarca ikaz ettim ama sen yine bildiğini yaptın. Nadia'yı diyorsanız benimle bir alakası yok. Hatun kendi canına kıymış. Ne hikmetse. Bütün harem uykuya dalmış dün gece. Bilhassa hatunu korumakla vazifeli olanlar. Yedikleri bir şey dokunmuştur. Sen yaptın değil mi? Haşa sultanım. Benim ne haddime? Sultanım. Derhal dairemden çıkın. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin Hürrem. Afife hatun. Buyurun sultanım. Derhal hadiseyi tetkik et. Hünkârımıza da vaziyeti bildiren bir mektup yaz. İspat etmeniz gerekecek. İspata lüzum yok. Böyle bir hadise olduğunu bilsin. Kâfi. Ayrıca hatundan kurtuldum diye de sevinme. Nadia gider. Bir başkası gelir. Firuze. Cihangir'im nasıl? Uyudu mu? Uyudu sultanım. Daha iyiler. Yaklaş. Sağ ol. Sayende evladım huzur buldu. Ne oldu? Beklediğiniz misafir geldi. Güzel. O halde bekletmeyelim sultanlarımızı. Hoş geldiniz sultanım. Okudunuz mu mektubu? Sizi üzmüş anlaşılan. Beni hala sevdi. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Nigar sadece bir gönül eğlencesiydi. Anla şuursuzun adını. Evet. Maziyi değişmenin kimseye faydası yok. Sultanım. İnanın bana. Tekrar mesut olacaksınız. Kapatalım bu bahsi.
Sultanım, ben yemeğim hasbahçe yiyeceğim. Afiyet olsun. Buyurun sultanım.